Balıkesir Sanayi Odası Başkanımız İsmail Bey'e de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Gösterdiği katkılar için, böyle güzel nadir organizasyon düzenlediği için. Bizim bütün sanayiciler olarak ben yeniliyorum ki herkesin kendine göre bazı dertleri var. Bunları da tabii son dönemde Türkiye'nin yaşadığı belirsizlik içerisinde çözümleri de kolay değil. Bölgemiz tabii çok istisnai bir bölge, Bandırma bölgemiz. Bana göre şimdiye kadar çok daha ileriye gitmesi lazımdı, çok daha gelişme göstermesi lazımdı. Baktığımız zaman lojistik açısından gerçekten çok büyük öneme sahip. Belki liman olarak konteyner taşımacılığıyla çok daha ileri seviyeye gidebilecek. İşte Rotterdam'a örnek gösterdiğiniz çok güzel bir örnek. Kısa zamanda böyle yatırımların bölgeye gelmesi sanayicileri çok daha ileri seviyeye de götürecektir. Altyapının mümkün olduğu kadar geliştirilmesi, çabuk geliştirilmesi, taşımacılığın ilerlemesi Bandırma'da aynı zamanda sanayiyi de ileriye götürecektir. Ama şu anda gel gelelim, hani birçok değerli arkadaşlarımız var, mimarlarımız var, mühendislerimiz var. Ellerinden gelen tabii çalışmayı gösteriyorlar ama yatırım yapacak sanayiciyi de şu zamanda bulmak ben gerçekten zor olduğuna da inanıyorum. Yani dışarıdan gelmiş veya da içeride bizim içimizden çıkacak, bölgeye yatırım yapacak. Hakikaten şu günde sanayiciyi bulmak, bu şekilde cesaret verici adımı arttırmak gerçekten gün ve gün zorlaşıyor. Yani bugün baktığımızda paranın bir değeri var. Paranın her zamanki maliyeti gitgide artıyor. İşte günümüzdeki devalüasyonlar, dolara karşı Türk lirasının kaybı hakikaten sanayici çok derinden düşündürüyor. Yani bugün baktığınız zaman belki TL'ye yatırım yapacaksınız ama dolardan parayı sakladığınızda yatırım yapacağınıza cebinizde tutun, bir sene sonra hiçbir şey yapmasanız belki daha karlı duruma geçeceksiniz. Veyahut da sadece emlak yatırımı yapıp kiraya verip kira gelirinden çok daha fazla gelir elde edeceksiniz. Yani sanayici de bir bakıma yatırım yapacağı zaman kendini enayi hissetmemesi lazım. Gerçekten ortamın da bir istikrarlı olması lazım. Güvenli olması lazım ki sanayiciye verecek olan bu pozitif enerji çok önemli. Bu şekilde yatırımı teşvik için benim istirhamım hem belediye başkanlarımızdan hem tarım il müdürlerimizden ve diğer yetkili birimlerimizden, oda başkanlarımızdan herhangi bir yatırımcı geldiği zaman, bölgeye bir yatırım yapmak istediği zaman mümkün olduğu kadar yardımcı olmalı. Organize sanayi bölgeleri mutlaka göreceğiz. Mutlaka ne gibi çevreye zararları oluyor, tamam bunları da bakacağız, inceleyeceğiz. Ama neticede bir yatırım maliyeti de var. Yani bir sanayi de kurulurken dört dörtlük en başından kurulacak diye bir şey yok. Mutlaka eksiklikleri olacak bunların. Ama sanayiciler para kazanmaya başladığı zaman ilgili yatırımları tamamlayıp çok daha ileriye gidecek. Çok daha ileri teknolojileri kendi bünyesinde sağlayacak. Bunlar hepsi adım adım olacak şeyler. Adım adım ilerleyecek hepsi sanayi. Dolayısıyla sanayici yatırım yapmak istediğinde mümkün olduğu kadar hızlı ilerlemesi için gerekli kolaylıkları da göstermelerini ben istirham ediyorum. Yani işte efendim bak şurada şu zorluk var, burada bu zorluk var. Bundan dolayı biz bir düşüneceğiz. Bir bakalım genç yani sanayiciyi yakaladığınız zaman mümkün olduğu kadar teşvik edici adım attırmak suretiyle bölgedeki yatırımları hakikaten bizim kamçılamamız gerektiğine inanıyorum. Şu güne kadar çok daha ileri seviyede olması gereken bölgenin işte şu anda malum kendi içerisinde birçok sorunlarıyla mücadele etmesi de zaman kaybı. Yani bunu bizim işte bir zaman geldi geçiyor, başkanlarımızın yeteri kadar tecrübesi var, yaşları var. 60 yaşın üstünde, 65 yaşın üstünde hakikaten şu anda zamanla mücadele ediyor herkes. Yani zaman bizim en önemli değerimiz, en önemli birimimiz. Kısa zamanda çok şey başarması lazım Türkiye'nin. Yurt dışına baktığımız zaman bir Avrupa'nın veya bir Amerika'nın geldiği noktayı göz önünde bulundurduğumuz zaman çok mesafe kat etmemiz gerektiğine inanıyorum ben. Hep birlikte
çok çalışıp iyi işler başaracağımıza inanıyorum. Siz değerli başkanlarımızla beraber patronlarımız için hem sizlere, bütün sanayici arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum.